Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Kendisini tanıyorsunuz zaten. Işık Hanım'la tekrar bir sohbet edelim dedik. Evet. Nasılsınız Işık Hanım? Çok teşekkür ediyorum. İple çekiyorum buraya çıkmayı. Evet, yani çok konuşuyoruz ama çok yoğunsunuz. O yüzden de ayarlayıp bir türlü çıkamadık. Ama dedik ki... Aslında şöyle bir müjde vereceğim. Herhalde Mart'ın sonu gibi münevverci. Yani üçüncü kitabı bitirmeyi programladım kendime. Hatta bir kısmının 10 Mart'tan sonra editine başlıyor editörüm. Yani Mart'ın sonu bilemedin hani Nisan'ın ilk haftası gibi benim kitapla ilgili sorumluluğum sona eriyor. İnşallah. Ondan sonra çok vaktimiz olacak. Seninle mesela yazı öyle değerlendirebiliriz böyle. Haftalık bile kısa kısa 10 dakikalık 15 dakikalık böyle tadı damağında kahve sohbeti kıvamında yine bilim içerikli sohbetler hayal ediyorum. Vaktim çok olacak. Güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Evet. Şimdi ben üçüncü kitabınızı okuyan şanslılardan biriyim. Siz çünkü çok tatlısınız. Kitabınızı böyle gruplarınızdaki insanlara yazdıkça gönderiyorsunuz. Nasıl olmuş, nasıl olmuş diyorsunuz. Biz de ağzımız açık okuyoruz, dinliyoruz. Bir şeyler paylaşıyoruz. Çok heyecanlıyım ya. Çok heyecanlıyım. Biz de çok heyecanlıyız sizin gibi. Bir de Münevver'cim, şimdi sen bir yazar olduğun için benim ne demek istediğimi anlayacaksın. Şimdi bizler bir şeyi hayal ederken, kafamızda kurgularken onun karşı tarafı geçip geçmediğini aslında bilmek isteriz. Onu bilmek çok kıymetlidir. Yani o kitabın okunurluğu kadar anlaşılır olması çok kıymetli. O yüzden de biraz da yardım alıyorum aslında ben gruplarımdan, sizlerden. Hani nasıl olmuş, anlatmak istediğim şey geçmiş mi? Çünkü bir de şeyin ağırlığı var ya, çok bilimsel olma ağırlığı var. Okuyucuya geçmesi biraz daha riskli konular bunlar. Öyle faydalanıyorum sizlerden aslında. Valla karşılıklı besleniyoruz diyelim o zaman. Bugün de dediğim gibi programımızın başlığı evrenin pin kodunu konuşuyor olacağız. Ve siz şöyle diyorsunuz orada, neredeyse tüm kadim filozoflar evrene ait armonik bir teori inşa etmişlerdir diyorsunuz. Buradan kastınız nedir diye başlayalım. Yani mesela şöyle başlayalım. Filozofi kelimesinden başlayalım. Felsefe tarihinde kendisine ilk kez filozof diyen, filozof bilgiyi seven, bilgiyi arayan demektir. Kendisine tarihte ilk kez filozof diyen Pisagor, ilk büyük felsefe, yani elimize geçen büyük felsefe kayıtları olarak şöyle tanımlamış evreni. Çok muazzam, enteresan. Diyor ki, tüm evren matematiksel kodlarla inşa edilmiştir ve bu kodlarla kontrol edilmektedir diyor. Burada şu an çok muazzam gelen bana şu. Şu an ilerleyen kuantum fiziğinin artık en ilerlemiş boyutunda, işte Wheeler'ın açtığı kapıyla birlikte ne diyoruz? Enformasyon temelli bir evren yapısı. Yani tüm evren bilgi temelli. Bilgi demek matematik demek. Kodlar demek, şifrelenmiş demek. Bunu binlerce yıl önce Pisagor'un nasıl tarihe not düşmüş olduğu müthiş heyecanlı. Zaten sohbetlerimizin birinde de şöyle demiştiniz. Ben bir fizikçi olduğum halde matematik hiç bu kadar dikkatimi çekmemişti. O bunu derken ne demek istediniz? Yani zaten fizik matematikle yapmıyor musunuz? Ne oldu da matematik ilginizi çekti? Şu, ben zannederdim ki matematik, hani çok basit bir cümleyle tanımlamam gerekirse, insan icadıdır zannederdim. Yani insanın yaşamı pratikize edebilmek, işte bir takım hayati düzenleri koyabilmek için kendi insanların, hani nasıl bir takvim oluşturduksa bir matematik sistemi oluşturduğumuzu zannederdim çok uzun yıllar. Fakat sonra öğrendim ki matematik bizzat ilahi sistemin kendi kodlaması. İnsan sadece o bilgilere ulaşmış. Yani matematik ilahi, bize ait değil. Peki biz buradan ne anlamalıyız yani? Tüm evren ve tüm yaşam, ki bunu mesela bugün nörofizyoloji alanında da aynen bu şekilde şey yapıyorlar, tarif ediyorlar. Diyorlar ki evren ve yaşam tamamı ile bilgi işleyen sistemler. Evet. Bilgi işleyen sistem demek tamamen matematiksel kodlarla kodlanmış ve işleyişi o şekilde sürmekte. Adeta bir yazılım. Kesinlikle programlanmış bir yazılım. Ama buradan tabii şu çıkmasın. Bizler uzaylıların simülasyonunda değiliz. Açıyoruz ya bu konuyu. Evet, evet, simüle edilen bir evren ama bu bir ilahi tasarım. Yani... Onu hep altını çiziyorsunuz, simülasyonla holografi arasındaki farkı.
Ve onun üzerinde çok duruyorsun zaten. Üçüncü kitapta da oranın detaylarına giriyorsun. Sebebi şu sevgili Münevver, çünkü simülasyon teorisi biraz rayından çıktı. İnsanlık bir uzaylı medeniyeti simüle ettiği bir evrende hapis ve tüm insanlar dijital karakterler diye servis edilmeye başlandı. Bunun tabii gerçeklikle, hakikatle örtüşen bir tarafı yok. Ama evren simüle mi ediliyor? Evet, simüle ediliyor. Bunu görüyoruz zaten. Bunu da idrak etmek çok kolay değil ama yavaş yavaş işte böyle sorularla açtığınız kitaplarla açıyor olacağız. Daha bir idrak ediyor olacağız. Çünkü tekrar ilk soruya geleceğim ben. Oradaki o kadim filozofların dediğiniz o armonik işte teorilerinde biri de pi sayısı o zaman değil mi? Ondan Ya, bahsediyorsunuz ve o konuda çok kıymetli. tabii, çok. Şimdi pi sayısına ben kitabımda evrenin pin kodu, hatta daha da ileri gittim. Dedim ki evrenin dijital hafızası olabilir mi? Çok acayip bir tanım değil mi? Ama şimdi anlatınca evrenin pin kodunun bu tanımı çok hak ettiğini göreceğiz. Şimdi pi sayısını aşağı yukarı herkes zaten standart eğitimde biliyor. Matematikte neydi? Bir dairenin çapının çevresine olan şey orantısı. Ama bu değil işte. Yani pi sayısı bunun ortalaması 3,14 diye. Ama virgülün sağında 14 de bitmiyor. Yani pi sayısının yaklaşık olarak 22 bölü 7'nin tam karşılığını veren yeryüzünde hiçbir denklem yok. Bak şu an ilerleyen bilgisayar, kuantum bilgisayarları ile birlikte en son 62,8 trilyon basamağı, yani virgülün sağındaki 62 trilyon nokta 8 basamağı hesaplandığı halde hala tam küsurat hesaplanamıyor. Bu çok acayip bir şey, çünkü sonsuza gidiyor. Sürekli deviniyor. Ve devinirken virgülün sağındaki tüm o diziler, sayı dizileri birbirini de asla takip etmiyor, tekrar etmiyor. Çok Çok akıl acayip almaz bir değil şey mi? değil mi? Çok acayip bir şey. Aşırı acayip ve onun için tüm eski kadim filozoflar pi sayısına aşkın sayı demiştir. İlahi, o bir matematiksel sayı değildir demişlerdir. Daha da muhteşem sözü Carl Sagan etmiştir. Ve demiştir ki Tanrı, yaratıcı, evrene vermek istediği, insanlığa vermek istediği mesajı pi'ye gömmüştür. Şimdi hani pi'nin sağında, virgülün sağında rakam sayı dizileri var dedik ya. Bakın, hayatımızda kendimize ait doğum tarihi, ölüm tarihi, kişisel telefon şifreleriniz, bilgisayarınızın şifreleri, her ne kadar evrende sayı dizisi varsa pi'nin sağ tarafında kalan küsuratın içinde, yani şu ana kadar 62,8 trilyonu hesaplanabilmiş olan sağ tarafta mutlaka bir yerde var. Eğer bize inanmıyorsa sevgili seyirciler, My P Day diye bir Google'da şey var, arama motoru var. Oradan girip, Siz bunu zaten Münevver Hanım linkini bırakır onu. Oradan girin, hesaplayın, gözlerinizle görün. Bu ne demek biliyor musun Münevver? Evrenin her anına ait adeta dijital sayısal değerinin kodlanması. O yüzden dijital hafızası dedim. Yani evrene ait tüm hikayenin matematiksel kodlarla şifreleniyor olduğu bir küsurattan bahsediyoruz. Peki niye sonsuza gidiyor? Niye bitmiyor? Çünkü evren hala devam ediyor. Ancak zaman durduğu zaman pi duracak. Yani bu evren yaratılırken sıfır entropi noktasında pi sıfırdı zaten. Evrenle birlikte o küsurat çalışmaya başladı ve zaman durana kadar da, yani tabirimizle kıyamet gelene kadar pi devam edecek. Bu çok muazzam. Çok muazzam. Bir de şey Çok dediniz ya, akıl evren, almaz. evet, matematiği hani insan icadı diye düşünüyordum. Ama şimdi baktığım noktada sanki bu evrenin oluş hali böyle bir şey. Aynen öyle. Pin Biz onu keşfediyoruz ve aslında zamanımızı, mekanımızı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ve dediğiniz gibi hala devam eden bu birbirine ardışık geldiği halde hiçbiriyle aynı olmayan ve sürekli aktığı için zamanla beraber sanki yatay bir şekilde aktığını düşünebileceğimiz bir sayılar dizgesi. Dediğiniz gibi ben de o My P Day, Find Your P My Day. Ya ona P Day. Linkini girmiştim. ekle onu. Ekleyelim videonun altına, girsinler gerçekten.
Ben oraya baktığımda da şu ilginç. Evet, doğum tarihimi buldum ama benim 1 milyon bilmem neler nerelerdeydi. Ama oğlumunkine baktığımda 5 bin bilmem nerelerdeydi. Yani bu da bize bir şey mi anlatmalı falan diye ben orada çok değişik bir duygulara kapılmıştım. Yani nasıl onun doğum tarihi benden önce pi sayısında var olabilir diye. O da böyle takyon alemiyle biraz ilişkilendirip ve değişik bir şey hissettim orada. Geriden mi izliyoruz gibi oldum. Acayip bir duygu. Geriden izliyoruz. Evet ya, çok acayip. Neyse Ve şimdi... bak, Carl Sagan diyor ki Münevver, yeryüzünde, evrende hiçbir zeka, hiçbir varlık pi sayısının tam küsuratını asla bulamayacaktır. Bugün geldiğimiz teknolojiye bak, değil mi? Kuantum bilgisayarlarıyla nasıl muazzam bir işlem hacmi var. 62,8 gibi korkunç, akıl almaz bir sayıya ulaşmışlar. Hala devam ediyor. Hala tam küsuratı bulunamıyor. Çünkü bu kaotik düzenin içinde şifrelenmiş bir düzenin kodu zaten pi sayısı. Pi sayısını bütün bunların dışında bana göre çok olağanüstü yapan şey şu. Evet, bugün bir kubbeyi de inşa etmek için pi sayısını bilmeniz gerekir. Efendime söyleyeyim, uzaya füze fırlatmak için de bilmeniz gerekiyor. Heisenberg'in belirsizlik formülünde de yeri var. Albert Einstein'ın izafiyet teorisinin de olmazsa olmazlarından. Ama tüm bunların ötesinde şu an çok daha acayip bir şey anlatacağım. Pi sayısının bana göre en akıl almaz fonksiyonu nerede biliyor musun? Rastlantısallıkta. Evet, ben de lafı oraya getirecektim aslında. Diyorsunuz ki hani hep bahsediyorlar ya işte kaderde irademiz var mı yok mu dediğiniz yerde rastlantısal değil ama olasılıksal, yani matematikte Evet, öyle evet. diyorsunuz. Bu ne demektir diye buradan o zaman devam edin. Şimdi kuantum insanlığa ihtimaller, olasılıklar fiziği olarak servis ediliyor ya, insanlar buradan şunu anlıyor çoğunluk. Tamam, her şey ihtimal dairesinde, ben o ihtimalleri bir şekilde yaratıcısı olabilirim. Ama pi sayısının ihtimal ve yani olasılıklarla ilgili ilişkisini incelediğimizde, ki az sonra bir örnek vereceğim, aslında bizim İhtimaller diye gördüğümüz şeyin hiç de rastlantısal olmadığını, onun da kaotik bir düzenle bize görünmüyor, çözemiyoruz şifrelerini ama tamamen olasılıksal. Yani ne demek? O da hesaplanmış. Bize olasılıksal gibi görünüyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Mesela insan eliyle ağaçların dikildiği bir koruluğu hayal edin. Bu korulukta arzu ettiğiniz herhangi bir ağaca arkanızı yaslayabilirsiniz, sırtınızı, ve önünüzdeki ağaçları saymaya başlayabilirsiniz. Ağaçların bir miktarını diğer ağaçlar gölgeleyeceği için bir kısmını göremeyeceksiniz. Bir kısmını göreceksiniz. Ne yaparsanız yapın, hangi ağaca sırtınızı dayarsanız dayayın, göreceğiniz ağaçların sayısı pi fonksiyonu ile orantılı. Hatta Bir şey, örnek daha vereceğim. evet, onu da Yeryüzü sevinçli. şekilleri. Evet. Şimdi nehirleri, yani birçok bilim adamı birçok başka sahada takmış kafaya pi sayısını, hani burada da mı var acaba diye. Mesela bir tanesi de şeye ölçmüş. Nehir yataklarının ölçülerini, mesafelerini. Ve bayağı ciddi bir araştırma yapmış. Şimdi nehir yataklarını şu şekilde çözmüş. Bir yukarıdan kuş bakışı başlangıç ve bitiş noktasına düz bir çizgi çizmiş. Onu diyelim ki A ölçüsü olarak koymuş. Bir de yeryüzünden, hani nehrin güya kafasına göre aktığı yol, o yolu izlemiş, orayı da ölçmüş, onu da koymuş buraya. İki ölçüyü orantılamış, karşımıza yine pi fonksiyonu. Yani nehir bile kafasına göre akamamış. Akmıyor, değil mi? Burada da işte aslında fraktalların girmesi, o dediğiniz gibi dallanmaların, nehirlerdeki dallanmaların. Hatta ben onu getiriyorum, nörofizikteki bu beyindeki işte o dallanmalarımız, ilk Tüm 2-3 gün, 3 dallanmalar. yaşa kadar dallanmalar. Yani aslında bir kader planıyla geldiğimiz. Leibniz diye bir matematikçi çok ciddi araştırmalar yapıyor. Bitkilerdeki dallanmaları. Orada da pi ve altın oranı buluyor. Yani bitkiler de dal ve budak verirken, düşünebiliyor musun? Orada da bir orantı var. Evet.
Yani matematiksel bir sistemin içinde olduğumuz kesin ama burada hani herkes tekrar umutsuzluğa düşüyor. Yani olmuş bitmiş benim burada hiçbir şeyim yok. O zaman mesela bir şey oluyor ben karışmayayım mı falan gibi. Hatta diğer videolarımızın altında da bir sürü sorular geliyor. Şimdi bu bilgileri sindirmek zaten çok zor. Yani Zaman siz alıyor. gerçekten çok anlaşılır bir dille anlatmaya çalışsanız da şimdi bir paradigmanın getirdiği bir zihin yapımız var. Ya o paradigmanın değişmesi de zaman alacak ve bugün de biz bu programı 29 Şubat'ta çekiyoruz. Umarım önümüzdeki 4 yılda bir dahaki 29'u göreceğimiz Şubatlara kadar bu idrak herkese geçsin diliyorum. Çok güzel bir günde de yapıyoruz bunu. O yüzden. Şimdi bak bu pi sayısının bu irrasyonel hali yeryüzü şekillerinde ve en önemlisi dediğim gibi ihtimal ve olasılık hesaplarında da aslında bir matematiksel düzenin olduğunun tespiti Pisagor'un ne kadar haklı olduğunu. Bugün zaten bilim bunu söylüyor. Pisagor haklı mıymış? Haklıymış. Çünkü diyor ki evren matematiksel kodlarla inşa ve kontrol edilmekte. Yani adına kader dediğimiz ki aslında Kur'an zaten bu şekilde izah ediyor. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Biz İslam ilahiyatından zaten neyi kabul ediyoruz? Hiçbir tesadüfi olayın olamayacağını, her şeyin mutlak olarak ilahi plan içinde gerçekleştiğini. Şimdi ilahi plana bağlı olarak gelişen bir programda zaten her şey baştan programlanmıştır. Değil mi? Yani tesadüfi olamaması demek bir programla tezahür ediyor demektir. Şimdi hem bunu kabul edip değil de hem buna tepki göstermek çok enteresan. Çok doğru Yani o da söylüyorsunuz. dediğim gibi tabii zamanla olması gereken bir şey. Burada da ben şeye çok maalesef tekrar değinmek istiyorum. Eğitim müfredatlarımızda felsefenin olmayışı çok büyük bir eksik. Çünkü felsefi düşünme kabiliyeti gelişmeden maalesef diğer bütün bilgiler böyle biraz eksik değil mi? Biraz bir Tabii yerine tabii. oturamıyor. Hatta çoklu okuma yapmadığınızda da eksik Ha, kalıyorsunuz yani. kesinlikle. Siz bile Kesinlikle. diyorsunuz ki ben o Şimdi kadar fizik biliyorum, felsefe biliyorum ama işin içine bir de matematik bilgisini soktuğumda, oradaki idrakimi geliştirdiğimde daha neler açıldı diyorsunuz. çok Yani şaşırdım. Çok şaşırdım. bu çok Yani kıymetli bu bir kitabı şey. yazarken bu kadar derinliğine evrende böylesi bir matematik olduğunu farkında değildim. Daha doğrusu şu, evren gerçekten Pisagor'un dediği gibi matematiksel şifrelerle yaratılmış. Çok açık. Bugün bunu teorik fizik ve kuantum fiziği zaten söylüyor. Ne diyorlar? Her şey tamamen matematiksel bilgi, enformasyon kodlarıyla. Aynı şeyi sadece başka kelimeler kullanılarak Aynen. izahatıdır bu. Burada da tabii işin içine şey giriyor. Levh-i mahfuz geliyor. Levh-i mahfuzu çok iyi anlamak lazım diyorlar. Levh-i mahfuz nedir? Nasıl oluyor da bu bilgi bu şekilde matematiksel kodlarla buraya tezahür ediyor? Arzu edersen oraya şöyle minik bir bakış yapmak isterim. Başka bir programda daha geniş Aynen. konuşabiliriz. Çok derinlemesine girmeden oraya da girelim ama şunu tekrar altını çizeyim sizin söylediklerinizden. İman olarak hani hepimiz diyoruz ki evet tesadüf yok, tevafuk var. Hele bizim kültürümüzde daha çok bu kelimeyi kullanıyoruz. Ama o tevafuk dediğimiz şeyin idrakinde tam değiliz. Yani aynı şeyi söylediğiniz halde insanların tüyleri diken diken İçselleştiremiyoruz. oluyor. Ama dediğiniz gibi o tevafuk diye bir şey varsa iki kişinin arasındaki orantısallık, üçüncü bir kişi girdiğindeki, beşinci bir kişi girdiğindeki hani o bir de diyoruz ya bu konnektumdaki sizce o yüksek akıl, Allah inandığınız neyse bunların hepsini bir düzene koymamış mıdır ki koydum diyor yani. Onun üstüne laf etmenin de bir Ben anlamı yok bu kitapta durumda. şöyle bir cümle yazdım. Dedim ki, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hak, tüm bu sistemin, tüm levh-i mahfuzun, her şeyin sahibi olan, değil mi? Cenab-ı Hak, sizce insanın keyfiyetine, yani kendi ilahi planının nihayeti, neticede onun bir ilahi planı var, değil mi? Bu ilahi planı içinde herhangi bir ayrıntıyı insanın keyfiyetine bırakmış olabiliyor mu? Bir de orada bir şey söylüyorsunuz benim o çok hoşuma gidiyor yani herkesin de gönlüne su serpen bir şey çünkü benim öyle hissettim siz onu dediğinizde yani benim aklıma bırakılmış bir kaderdense ilahinin benim için yazdığı bir kaderin içinde kendimi daha rahat hissederim diyorsunuz o da Daha güvende gerçekten daha hissederim, değil mi? güvenli hissederim tabii ki çünkü dediğiniz gibi o kadar aciz varlıklarız ki birine sinirleniyoruz, bir şey diyoruz. Onların anında gerçekleştiğini düşünün. Dünya zaten kaos.
temelli bir kaosa dönecekmiş demek ki, ya da çok kısa zamanda zaten patlar yok olurduk diye düşünüyorum. Aynen öyle. O yüzden bazı şeyler dilde çelişki. Yani hem Evet. ağızlarıyla insanların çoğu diyor ki tabii Allah'ın alemi burası, her şeyi o yarattı. Evet. Sonra da nasıl yani? Bütün program ona mı ait diyor. Okey. O zaman şimdi lehime huzdağına kısa bir şey söylemek istediklerinizi Evet. alayım. Şimdi hani bu matematiksel kodları biraz daha anlayabilmek için. Şimdi bir örnekle başlamak istiyorum. Çok basit bir örnekle başlamak istiyorum. Şimdi ne dedik biz? Bütün evren bilgi temelli, enformasyon taşıyan zerrelerden oluşuyor. Bunu bugün modern fizik söylüyor. Peki biz şimdi içinde olduğumuz odada bilgiyi ölçmek istesek nasıl bir yol çizeriz, değil mi? Burada varsayalım her şey hidrojen atomu. Ben dahil bütün eşyalar, her şey hidrojen atomu. O zaman ne yapacağız? Hidrojen atomlarını sayacağız. Evet. Peki bu odadaki hidrojen atomlarının miktarını belirleyen şey nedir aslında? Odanın hacmidir, değil mi? Odanın ne büyüklükte olduğu hacmi belirleyici unsurdur. Aynen bu şekilde yola çıkan bilim insanları kara deliklerin içindeki bilgiyi, hani çünkü biliyoruz ki evrende her şey kara delikler tarafından yutuluyor ve tüm o eşyaya ait ilmi ilahi dediğimiz bilgi orada hapsediliyor, tutuluyor. Bu bilginin miktarı acaba hesaplanabilir mi diye yola çıkan bilim insanları kara deliklerin içindeki bilgiyi aynı demin anlattığım mantıkla, yani kara deliklerin hacmini varsayarak ölçmeye kalkıyorlar. Fakat çok inanılmaz bir sonuç elde ediliyor. Çok uzatmadan oraları kısaca değineceğim. Aslında bilginin, maddenin, hiçbir şeyin kara deliğin içine düşmediği tespit ediliyor. Her şeyin kara deliğin yüzeysel, yassı, iki boyutlu olay ufkunda toplandığı ve orada korunduğu, orada muhafaza edildiği tespit ediliyor. Bunlar matematiksel olarak tamamıyla hesaplandı. Şimdi oradan çıkan sonuç ne biliyor musun? Demin örnek verdim ya, odadaki bilgiyi belirleyen şey neydi? Hacmiydi, değil mi? Ama iş orada bambaşka bir modele girdi. Odadaki bilgiyi bize veren şey aslında ayaklarımızla bastığımız odanın tabanı. Yani tüm bilgi aslında kara delikte yassı bir alanda, olay ufkunda, iki boyutlu kağıt gibi dümdüz bir yerde kodlanıyor. Oranın adı ne? Lefi Ben çok uzun yıllar levh-i mahfuz kelimesini hep şöyle derdim. Canım levha olur mu canım, yani hani evrenin, alemin tüm mukadderatının, her şeyin ilk nanosaniyeden sona kadar yazılı olan şey. Herhalde bu bir metafor, bir mecaz. Hani Kur'an benzeterek anlayalım diye bu kelimeyi kullanıyor. mahvolsun. Niye böyle bir şey falan. Sonra yıllar geçtikçe hep levh-i mahfuzu araştırıp kelime mana tam nedir? Hep karşıma şu kelime geldi. Yassılaşmış düz. Fakat hiç mantığı almıyordu. Yani bunun iki boyutlu, düz bir alan olabileceğini hiç düşünemiyordum. Ta ki işte kara deliklerin bu hesaplaması ortaya çıkana kadar. Şimdi orada şu gerçeklik çıktı karşımıza. Peki biz üç boyutlu izlediğimiz, üç boyutlu gördüğümüz evren, yaşam nasıl oluyor iki boyutlu bir alandan gelebiliyor? Şimdi o dediğiniz olay ufkunu aslında bilim geliştikçe tarif etmiş ve siz oradaki o olay ufku tarifini levh-i mahfuzla birleştirmişsiniz ve kafanızda bir açılım olmuş ya, orası çok kıymetli. İşte oradaki iki boyut, burada nasıl üç boyutlu yaşıyoruz, orası zaten üçüncü kitapta daha çok açıklanıyor olacak. Ama ben bugünkü konuşmamızı kapatmadan önce başka ekleyecekleriniz varsa onları da söyleyin, ama yeni kitap Pindaros'un söylediği bir söz var, onunla tamamlayalım. Çünkü bu sözün devamını da bir sonraki programda yapıyor olacağız. Çünkü dediniz ki kitabı vermiş olacağım artık, o yüzden o konuyu rahat konuşabiliriz dedik. Ama burada oradan bir son cümle söyleyip kapatalım bugün. O diyorsunuz ki cennette öğrenmek görmektir, yeryüzünde hatırlamak. Hadi düşünün Ne bir dahaki demek programa acaba? kadar Ya diyelim. bu bir sonraki programa kadar sevgili izleyicilerimiz ve dostlarımız düşünsünler bu sözün derinliğine. Evet. Yeryüzünde hatırlamak. Niye?
Cennette Kur'an'da görmek ne? defalarca insanoğluna bir uyarı var. Tezekkür et, tezekkür et, tezekkür et. Yüz küsür kez. Tezekkür et, fıtratında kayıtlı olanı hatırla demektir. Ya çok güzel. Dediğim gibi ben biliyorum ama spoiler vermeyeceğim. Bir sonraki programda bunu konuşuyor olacağız. Var mı son eklemek istedikleriniz? Çok teşekkür ediyorum tekrar Çok geldiğiniz teşekkür için. ediyorum. En bilimsel konuşabildiğim kanal burası. Ve şey çok hoşuma gidiyor. En bilimsel izleyici de burada. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere de. canımsın. Bir sonraki programı zaten çok uzatmayacağız. Ondan sonra da hatta yaz gelecek daha böyle kısa kısa. İnşallah. Tamam, bizden Çok bugünlük teşekkür de bu ederim. kadar olsun o zaman. Işık Hanım'ın zaten iletişim bilgilerini yazıyoruz. Derslerinizi çok soranlar oluyor bu arada. Evet, dersler hala var. Kayıtlar hala devam ediyor diğer dersler için. Aşağıdan o bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar olsun o zaman. Hoşça kalın.